Kronometre programından herkese iyi akşamlar. Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü bu hafta kendi sahasında oynadığı Erzurumspor maçından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu maçı ve daha fazlasını birazdan gazeteci yazar Sayın Mehmet Güley ile birlikte yorumlayacağız. Bugün bir de değerli bir konuğumuz olacak. Çorum Futbol Kulübü'nün değerli hocası Serkan Özbaltı hocamız telefonla canlı bağlantıda olacak. Ona biz sorularımızı soracağız. Sizden gelen soruları yönelteceğiz ve program akışımız böyle devam edecek. Ancak her zaman olduğu gibi şimdi ana sponsorumuz Sumati'nin bir tanıtım videosunu beraber izleyelim. Sonra tekrar hep birlikte burada olalım. Evet, tekrar herkese iyi akşamlar. Sayın Güley, hoş geldin. Hoş bulduk Halicim. 3 haftada 10 gol atıp 1 gol yedik. Mutluyuz, mesutuz. Hep beraber yolumuza devam ediyoruz. Evet. Gelelim Erzurumspor maçına. Evet Halicim. 3 haftada 3'er 3'er attık. Bu hafta 4 attık. Aynen öyle. 10 gol, 9 puan. Kalemizde 1 gol gördük. Mutluyuz. Ne güzel. Galibiyetler geldikçe biz de mutlu bir şekilde programlar yapıyoruz, seviniyoruz. Taraftarlarımız gibi bizler de çok mutlu oluyoruz. Çorum Futbol Kulübü'nün kazanması hakikaten o haftamızın da güzel geçmesini bize sağlıyor. Hakikaten işimize yansıyor. Şehirde havayı değiştiriyor. İnsanlar her şeye pozitif bakıyor. Bu açıdan da galibiyet çok önemli. Çorum Futbol Kulübü kazandıkça Çorum'da hakikaten birçok alanda olumlu yönde gelişmeler oluyor. Çorum Futbol Kulübü kazandıkça taraftarları inanılmaz derecede mutlu oluyorlar. Çorum Futbol Kulübü kazandıkça bizler gazeteciler olarak seviniyoruz, mutlu oluyoruz. İnsanlar hakikaten seviniyor, mutlu oluyor. Erzurumspor maçı ile ilgili olarak da iki farklı takım vardı. İki farklı maç izledik maalesef. İlk 45 dakikada farklı, ikinci 45 dakikada farklı. İlk yarıda ne oluyoruz acaba? Yine eskiye mi dönüyor? Denilecek şekilde olumsuz bir futbol vardı. Beklenen oyunu sahaya yansıtamayan bir Çorum Futbol Kulübü vardı. Rakibin pozisyonları vardı, attığı gol vardı. Ta ki ilk yarının uzatma bölümüne kadar. Hatta 1-0'a razı bile bizim oradaki konuşmalarımızda 1-0'a bile razıydık. Çünkü rakip pozisyonlar üretiyor, rakibin atakları gelişiyor. Biz buna karşı koymakta zorlanıyoruz. Biz pozisyon üretemiyoruz. Ne zaman ki devrenin sonuna uzatma bölümlerinde Ahmet Saat'ın golü geldi. Bütün umutlarımız daha da arttı, yeşerdi. Düşüncelerimiz değişti, farklılaştı. İkinci yarıda da zaten Çorum Futbol Kulübü gücünü ortaya koydu. Oyuncular her alanda savunmada daha dikkatlilerdi. Devre arasında belli ki teknik direktörden gerekli uyarılar almışlardı. Orta alanda daha organizeydik. Hücumda sürekli ileride basan, hücumlar, pozisyonlar üreten, üretken bir takım görünümü vardı ve peş peşe de goller geldi. Gollerin yanı sıra kaçan pozisyonlar da vardı. 6-7 de olabilecek bir maçtı. 4-1 gibi net bir skorla galip geldik. Hakikaten de sevindirici tarafı artık takım kazanmaya başladı. Özellikle de iç sahada biliyorsunuz sezonun başlarında sıkıntılı günler yaşıyorduk. Ve bunu aştık. Kendi sahasında kazanan bir takım haline geldik. Şu anda takımımız kazanıyor. Bu Altay maçıyla başladı. Erzurum maçıyla devam etti. Kalan haftalarda da inanıyorum ki kendi sahamızda bir maç. İçeride Bolu maçımız var. Bolu maçı var. Deplasman'da da yine Şanlıurfa'yla oynayacağız.
Kalan haftalarda da en iyi sonuçlarla takımımız sahadan ayrılacak. Ben bir de şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki Ali, bizim takımımız ciddi anlamda bir değişim yaşıyor. Bu değişim paralelinde oyunla birlikte oyuncularda bir takım mevkisel değişiklik var. Bunun yanında saha içerisinde mantalitede bir takım değişiklikler var. Takımda olumlu yönde çok ciddi anlamda olumlu yönde değişiklikler var. Tabii ki şu vardı, sezon başında biz hep şunu söylüyorduk, takımımız gol attı mı kolay kolay yemiyor, 7 mi de atmakta zorlanıyoruz diyor. Evet. Bu haftalarda Erzurum maçında bunu da aşmış olduk. Geriye düşmemize rağmen farklı kazanacak bir oyun ortaya koyduk, goller de geldi. Kısaca Erzurum maçını böyle değerlendirelim, ilerleyen dakikalarda daha da kapsamlı konuşuruz. Mehmet Güney yorumlar için teşekkür ediyoruz. Şimdi telefonun diğer ucunda işte bu değişimin ana sebeplerinden biri olarak değerlendirebileceğimiz teknik direktörümüz Sayın Serkan Özbaltı hocamız karşı tarafta. Hocam hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Hayırlı günler, iyi günler, iyi akşamlar Ali Bey. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz hocam. Teşekkür ediyoruz biz de. Hocam hemen şunu sorayım. 4 maça çıktınız. Bir son saniye golüyle mağlubiyet. Geri kalan 3 maçta da farklı skorlar geldi. Neyi doğru yaptık hocam? Ya şöyle tabii bu mesleğe başladığımız gündeki metotlarımızı o gün neyse bunu da Çorum FK Kulübü'nde geliştirerek devam etmeye çalıştık. Bunların ana öğelerinden biri de her oyuncunun sahanın içinde kendi bölgesinde oynaması ve kendi bölgesinde oynayan oyuncunun da ne yapacağını bilmesi. Yani takım arkadaşlarıyla rastgele doğaçlama bir oyun değil, sahanın içinde maç günü, maç anında yapacaklarının önceden hem analizlerimizi teorik olarak çalışıp sahada da bunun uygulamalarını yaparak, çok tekrar yaparak, özellikle çok inandığım bir şeydir futbolda, çok tekrar yaparak onları belli bir seviyeye getiriyoruz. Yani sahanın içinde hem pozisyonel olarak her oyuncu belli bölgede oynaması, kendi bölgesinin dışına çıkmaması, onun dışında da dediğim gibi oyuncuların maç günü neyi nasıl yapacaklarını hem teorik olarak gösterip onunla pratikte çok tekrarla çalışılmasıyla belki biraz o anlamda değişim oldu diyebiliriz Ali Bey. Evet hocam, Mehmet Güley'in yorumcumuz, daimi yorumcumuz Mehmet Güley'in de size hem selamları var hem de soruları var. Onları alalım şimdi. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Eyvallah. Teşekkürler hocam. Hocam maçın ilk yarısında beklenen oyunu sergileyemeyen bir takım vardı. Özellikle de rakibin en etkili olduğu yönü olan yan toplarda maalesef golü de gördük. İlk yarıdaki beklenen oyunu sergileyememenin sebepleri nelerdi sizce? Ya şöyle, yani aslında bütünüyle resme baktığınız zaman aslında fena oyun sergilenmiyor ama tabii ki ikinci yarıda da skoru almayla beraber, o coşkuyla beraber, daha fazla istekle beraber, belki de oyunun ikinci diliminde zaman aralığının kısalmasıyla beraber ama panik yapmadan, soğukkanlı bir şekilde ama neticede oyunun da süresinin dolacağını bilerek tabii ki coşku artıyor, istek artıyor ama geldiğimiz günden itibaren, yani 4 haftayı bitirdik. Aslında baktığınız zaman sahada ilk yarılarda da fena oyun ortaya konulmuyor. Yani yapılanları biraz taraftarlarımız, sizler olsun, zaten takdir ediyorsunuz, görüyorsunuz. Belki skor Altay müsabakasında ve bu müsabakada ilk yarı gelmeyince biz sanki istediğimiz şeyleri yapamıyormuşuz gibi. Aslında öyle değil. İnanın buna, hem takımın içinde konuştuğumuz oyuncularımızla, hem teknik ekibimizle, hem de
diğer bize gönül vermiş, bize inanan insanlarla bunları paylaştığımızda aslında 1-0 geriye düştük ilk yarı ama oyun bize golü getireceğini gösteriyordu. Yani takım kendine güveniyor, ne yaptığını sahada biliyor. O anlamda ama dediğim gibi ikinci yarı tabii coşku artınca, ileride arka arkaya gelince sadece burayla alakalı değil, futbolumuz da böyle oluyor. Yani netice alınırken daha farklı bir oyun oynanmış gibi geliyor. Evet, fark var ama aslında ilk yarı yapılanlar da çok doğru. Tabii o ikinci yarıda rakip takımın ve futbolda biliyorsunuz genelde takımların en büyük sorunlarından biri taktiksel sadakate uymama veya oyun disiplininden kopma. Oyun disiplininden kopmalar oldukça bizim oyunumuz, çünkü oynatmaya çalıştığımız oyunumuz, felsefemiz bütünüyle sabır üzerine bir oyun. O anlamda ikinci yarıda özellikle ilk yarı devreye girerken attığımız gol bize zaten ikinci yarıda neler verebileceğimizi göstermişti ama dediğiniz gibi ilk yarıda da daha farklı oldu, daha coşkulu oldu, daha istekli oldu. İstediğimiz neticeyi de alabildik. Hocam birkaç sorum daha olacak sizi bulmuşken. Yine bu maçta Kerem'in sakatlanıp çıkmasından sonra uzatmalarla birlikte 6-7 dakika sahada 10 kişi oynadık. Sizin de kulübede değişiklik hazırlığı varken değişiklik yapmadınız. Bu taktiksel bir uygulama mıydı? Burada neyi amaçladınız? Ya Mehmet Bey şöyle, ya siz de hak verirsiniz ki bir ilk Kocaeli müsabakamız, ondan sonra Altay'a bir sıkıntı olmadı o anlamda. Trabzonspor kupa maçımız, pardon. Adana Spor müsabakamız, yani şöyle gideyim size, ilk Kocaeli müsabakası Ali Türkkan sakatlandı biliyorsunuz 4. 5. dakikada. Adana Spor müsabakasında yine Ceraldo sakatlandı, ilk yarı bitmeden oyundan almak durumunda kaldık. Bu maçta da, Trabzonspor maçında Berkay Değirmencioğlu sakatlandı biliyorsunuz 26-27. Dakikalarda onu almak durumunda kaldık. Bu maçta da Kerem sakatlandı. Ama Kerem'in devreye, yani ilk yarı bitimine makası çok kısaydı. Yani dakika çok az kalmıştı. Şimdi şöyle, biliyorsunuz 5 oyuncu değişiklik hakkı var ama oyuna 3 kere müdahale edebiliyorsunuz. Yani oyunu 3 kere durdurabiliyorsunuz. Evet. Biz de bu kısmetleri yaşadık. Yani hem Kocaeli maçında, hem Adana Spor maçında, hem Trabzonspor maçlarının ilk yarılarında hep bir sakat oyuncu olunca hep bir hakkımızı kullandık. Yani ben bunu tabii ki şöyle söylemek istiyorum. Evet, dediğiniz gibi aslında taktiksel anlamda bir beklemeydi, bilinçli bir beklemeydi. Bu bizim bir ara Altay Spor Kulübü'nü çalıştırırken Süper Lig'de Karagümrük maçında başımıza gelmişti. Devreye 3-4 dakika vardı devreye girmemize. Bu anlamda yine beklemiştik orada. Maçın ilk yarısı 0-0'dı. O anlamda dedik ki taktiksel anlamda bir kere oyun durdurma hakkımızı burada kullanmayalım dedik. Hani oyunun gidişatına da bakıyorsun, takımına da güveniyorsun. Diyorsun ki evvelallah burayı bu şekilde bitirebiliriz. Maçın sonunu da düşünüyorsun. Çünkü o ara maç biliyorsunuz 1-0. Belki öyle gireceksiniz devreye. Bu sefer oyunu 3 kere durdurma hakkınız var ama bu 2'ye düşecek. O anlamda öyle bir karar aldık. Bu da dediğim gibi bizim hani kısmetimiz, bir şey demiyorum, şikayet etmiyorum ama başımıza geldi dediğim gibi. Önceki oynadığımız 4 müsabakanın 3'ünde de başımıza gelince bu müsabakada da dedik ki yine diyelim ki birkaç dakikayı böyle geçirelim. Böyle bir karar aldık. Evet. Yani tecrübeyle sabitledik diyorsunuz hocam. Biraz tecrübeyle sabit. Yani ama şöyle olabilir tabii Ali Bey, Mehmet Bey. Hani bu ters de olabilir. Bir şey demiyorum yani. Allah korusun bir şey olduğunda biliyorum ülkemizde böyledir. Onlara da saygı duyuyorum. O eleştiriye de göğsümüz, bağrımız, boynumuz açık. Yani orada Allah korusun ters bir şey olsa işte 5-6 dakika vardı, oyuncu girmesi gerekmiyor muydu, niye bu risk aldı? Zaten için bu tarafa da teknik adamlığın hani risk alma noktasında, karar verme noktasındaki durumları da bu. Yapılan şey Allah'ın izniyle iyi olursa, doğru olursa zaten bunun getirileri güzel oluyor. Olmadığı durumda zaten eleştirilere de açığız, buna şeyiz ama orada dediğim gibi tecrübeyle sabit, takımını biliyorsun. Hafta içi biliyorsun işte 32-33 günden beri bu takımın başındayız. Hani neler olabilir, ne yapabiliriz, ikinci yarı kimleri oynatabiliriz diye kafamızda tasarruf ettiğimiz için tecrübeyle sabit dediğiniz gibi böyle bir karar aldık. Evet hocam.
Hocam bir de sizden önceki dönemlerde dönemlerle ilgili olarak hem bir tespit hem de oyuncularla ilgili merak ettiğim bir konu var. Şöyle ki sizden önceki dönemde yapılan oyuncu değişikliklerinde oyuncunun kim olduğu önemli değil. Giren oyuncuların takıma çok fazla oyuna ve skora katkısının olmadığını görüyorduk. Sizin döneminizde ise çok kısa sürede giren oyuncuların ciddi anlamda skor katkısı yaptığını görüyoruz. Bunu nasıl sağladınız? Yani şöyle, hani ne olur bana hak verin. Bir önceki dönemde saygı duyulası işler yapan bir hocamız vardı burada ve ekibi vardı. Gerçekten ve kulüp biliyorsunuz ki çok insanları çok güzel ağırlıyor. Bizleri de çok güzel ağırladılar ve halen daha bu şekilde ağırlıyorlar. Çok hoş ve samimi ilişkilerimiz var. Öncelikle tabii bu konuya değindik. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Hani Oğuzhan Başkan'ın gerçekten hem kulübe hem Çorum Spor adına, Çorum şehrine ciddi manada düşünceleri, pozitif bakış açısı, ilgisi, alakası. O anlamda ona buradan sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kulübü getirmek istediği nokta, kulübü sadece Çorum'un il sınırları içinde değil de hem ülke sınırları içinde hem de ülkenin dışına taşıyabilecek projelerin içinde olması, onun o samimiyeti, merhametli yapısı ve iletişimi bizi çok memnun ediyor. Geçmişteki, yani burayı belirtmeden geçemiyorum, 56 yıl üzerine bir şampiyonluk yaşayan bir teknik adam ve ekip vardı. Öncelikle onlara çok ciddi saygı duyuyorum. Onlara da ben buradan tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bazı dönemler böyle olabiliyor dediğiniz gibi. Ama ben kendi açımdan buna bir cevap vermem gerekirse, biz yani ekibimle sistem oynamaya çalışıyoruz. Bir düzen oturtturmaya çalışıyoruz. Biraz önce aslında ilk cümleye başladığımda biraz söylemeye de çalıştım. Bütün oyuncular sahada ne yaptığını bildikleri zaman o zaman doğaçlama oynanmıyor. Yani şu olmuyor Ali Bey, Mehmet Bey. Hani halı sahada oynanır gibi oynanmasını istemiyoruz aslında. İşin doğrusu ve gerçeği bu. Evet. Çünkü bilirsiniz ki halı sahada biz zevk almak için oynarız. Bazen savunma bölgesinden bir basarsın, forvet bölgesine gidersin, forvetten geri gelirsin. Bir bakarsın, elini kaldırırsın, top istersin, sana top gelmez. İşte biz bunları nacizane ekibimizle beraber çalışıp ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ama yoksa bundan önceki dönemde, bundan sonraki dönemde diye ayırt etmek hem bize yakışık almaz, hem de ben onu telaffuz etmek istemiyorum ama bizim yapmaya çalıştığımızı sorduğunuzda da herkes sahada ne yaptığını bilmesi gerekiyor. Bir plana bağlı, organizasyonlara bağlı, korner atışları olsun, taç atışları olsun, takım savunması olsun, hücum olsun. Yani buralarda her oyuncu, yani ben buna yedek oyuncu da demiyorum zaten, yardımcı oyuncu diyorum. Yani yedek istetme oyuncu değil benim için, yardımcı oyuncudur. Yani o gün bir 11 ile başlamak durumundayız, tercih yapıyoruz. Ama onlara takviye bir kuvvet, onlara güç katacak, yardımcı olacak. Bunun da adına ben ekibimle beraber yardımcı oyuncu diye bir terim kullanıyoruz biz burada. Onları yedek diye sıfatlamıyorum çünkü günün sonunda bir gün geliyor, yardımcı olan oyuncu da oynuyor. Öbürü kulübede oturabiliyor veya pozisyon gereği tribüne çıkmak durumunda da kalabiliyor biliyorsunuz. Evet hocam, bu konuda sizi şöyle katkıda bulunayım ben size. Trabzon'da oynadığımız kupa maçında da teknik direktör Abdullah hocamız bizim futbolumuzla ilgili gayet olumlu şeyler söylemişti. Mesela kaleden ayakla oyuna başlıyorlar falan, çok güzel yorumlarda bulunmuştu. Bir de hocam tam başkanımızın konusunu açmışken şunu da sorayım. Çalışılması zor bir başkan mı? Çünkü futbolun içinden geliyor, birçok şeyi gördü, bildi, yaşadı. Ve nasıl, yani Oğuzhan başkanla çalışmak nasıl hocam? Evet hocam. Ama hem beni sağ olsun benimle görüştüğünde hem
bu geçirdiğimiz hemen hemen 35 günlük süre kapsamında gerçekten inanılmaz şeffaf ve konforlu bir çalışma alanı bırakıyor Ozan Başkan. Yani hem beni, hem ekibimi, hem de oyuncuları çok rahat bir çalışma alanı bırakıyor. Evet, kulüp içinde şöyle bir yapı var. Hani aile, gerçekten bir aile yapısı var. Orada çalışan bizim çok değerli ellerin öküzleri, ablalarımız, güvenlikteki kardeşlerimiz, bütün personelimiz aile yapısı var ve orada çok güzel bir disiplin var mesela. Hani insanlar ne yapması gerektiğini biliyor. Ha, bizim tarafımıza geçtiğiniz zaman da bize de aynı şefkati gösteriyor başkan. Aynı ilgiyi gösteriyor. Ama şunu istiyor tabii ki her kulüp başkanı gibi, işimizi düzgün yapalım, işimizi samimi ve temiz yapalım. Hocam günün sonunda olacakları görürüz, bakarız diye bize o terkinleri de bulunuyor. Bu bence çoğu kulüp başkanında olması gereken hasletler, işte oyunculuk döneminde kendisine yapılmasını istediği veya kendisine yapılmasını istemediği davranışları o kadar güzel ayrıştırmış ki Ozan Başkan. O kadar güzel analiz yapmış ve tasarruf etmiş ki kafasında, şu anda hangileri teknik adama ve ekibine, oyunculara olumsuz şekilde yansır, hangileri de pozitif şekilde yansır, onu o kadar güzel tartmış ve kantarın üzerine koymuş, güzel bir şekilde dağıtımını yapıyor. O anlamda dediğim gibi biz çok rahatız, ama onun bize gösterdiği bu samimiyet ve rahatlık bizim hem şehrimize karşı, hem başkanımıza karşı, hem yönetim kuruluna karşı, hem taraftarlara karşı, hem de sizlere karşı sorumluluğumuzu arttırıyor ki bizim fıtratımız, yapımız gereği de böyle Ali Bey, Mehmet Bey. Yani birileri bize inanıp güveniyorsa biz orada gevşeklik göstermek, rehavet göstermenin tam aksine aşırı derecede sorumluluğu üzerimize alıp gerçekten hani tabiri caizse 7/24 devamlı düşünen, çalışan ve bunları da sahada uygulamaya emek eden, azim gösteren bir teknik ekip ortaya çıkıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Hocam bu ilk mi? Daha önce futbolcu kökenli bir başkanla çalıştınız, oldu mu bir yerde, başka bir yerde? Futbolcu kökenli bir başkanla çalışmadım ama iki tane futbolcu kökenli kulüp başkanıyla alakalı. Şimdi benim geçmişimde de 13 sene profesyonel futbol oynadım ben, Mehmet Bey. Biliyorsunuz futbol oynadığımız dönemlerde kulüp başkanları sonuçta bizleri tanıyor, biz de onları tanıyoruz. Tabii yaşadığımız bazı şeyler olduğu için biraz tecrübeyle sabit olaylar. Ama şu anda öyle bir şey yok yani, çok şükür. Evet hocam. Hocam ilk yarının bitimine 2 hafta kaldı. Pazartesi günü önümüzdeki, pazartesi günü deplasmanda Şanlıurfa, bir sonraki pazartesi de Bolu ile beraber devreyi kapatacağız. Tabii ki taraftarların da, bizler de bir taraftar olarak, aynı zamanda bu renklere gönül vermiş bir taraftar olarak merak ettiğimiz konular var. Devre arasında transfer. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Transfer olacak mı? Bunu herkes gibi biz de çok merak ediyoruz. Şöyle diyeyim. Transferde hem başkanımız, hem yönetim kurulumuz, hem ben ve ekibim ısrarcı değiliz. Böyle söyleyeyim size. Gerçekten ısrarcı değiliz. Evet, oyuncular, profesyonel oyuncular, kulübümüz kurumsallaşma gayreti içerisinde olan profesyonel bir yapı oluşturan bir kulüp. Bizler de profesyonel emektarcılarız. Burada kulübe transfer olmasında hiçbir mevzu bahis yok, hiçbir sıkıntı yok. Olabilir, oyuncuların gelişi de olabilir. Bunu yani bütün ülkede olduğu gibi, bütün Avrupa futbolunda olduğu gibi normal. Ama biz geldiğimiz günden beri 4 haftadır sadece şunu gözlemliyoruz. Bize şu anda çalıştığımız oyuncu grubu ne verir, hangi aşamaya gelir, gelişimleri nasıl olur? Ve inanın bu gelişim, siz de işte yayının başında söylediğiniz gibi gerçekten gelişim çok olumlu, çok hızlı bir şekilde ama sağlam bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda biz transferde ısrarcı değiliz. İnşallah da transfer yapmama durumunda kalalım. Çünkü oyuncuların performansından memnunuz. Oyunculardan da şu mesajı alıyorum ben. Çok da hoşuma gidiyor, çok da güzel. Hocam, biz Çorum FK Kulübü'nde huzurluyuz, mutluyuz. Burada samimi, güzel bir ortam var. Bizler Mayıs sonu geldiğinde bu takımı bir yere taşıyacağız. Biz ama buradayız.
mesajı aldığımız için biz de hay hay diyoruz ve inanın çok ısrarcı olmuyoruz. Çok inatçı değiliz transferde. Ha, günün sonunda geldiğinde gerçekten bir mevki gerekirse, bu da dediğim gibi bunu hem rekabetin içinde oyuncularımız da bunu anlayışla karşılayacaklardır. Hem de sağlıklı bir ortam oluştuğunda yönetim kurulumuz da bunun atılımını yapacaktır. Ama dediğim gibi şu anda inatla ve ısrarla bir transfer girişimimiz yok. Hocam biliyoruz canlı yayından sonra hemen maça gideceksiniz. Bizde size aslında çok soru var ama bunu bildiğimiz için fazla tutmak istemiyoruz. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. İnşallah başka bir programda çok daha geniş kaplı bir görüş alışverişinde bulunuruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Maça gideceğinizi bildiğim için kısa tutmak zorundayım. Çünkü yol gideceksiniz. Düşünceniz için, hani hassas düşüncelerinizi hak ettiğiniz için ve beni de yayına davet ettiğiniz için teveccühünüzü çok teşekkür ediyorum. Yayın hayatında size başarılar diliyorum. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Başarılarınızı devam ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sağ olun. Sağ olun. Evet Sayın Güley. Şimdi Serkan hocamız biraz sonra Ankara Gücü maçına gidecek. Zaten öyle de anlaşmıştık. Yayını da yarım saat öne almamızın sebebi buydu. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah bir gün geniş çaplı bir zamanda alırız. Herkesin, bütün kamuoyunun merak ettiği soruları da sorarız. O da zaten canı gönülden büyük bir şeyle cevap veriyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, ben daha çok soru hazırlamıştım ama hocamızın vakti yoktu. O yüzden izleyicilerimizin de tabii ki ciddi anlamda soruları vardı. Biz de mümkün mertebe daha çok merak edilen hem bu maçla ilgili hem de gelecekle ilgili daha çok merak edilen soruları yöneltmeye çalıştık. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok içtenlikle cevap veriyor. Daha önceki programlarda da basın toplantısı yapmıştı. Maçlardan sonraki basın toplantılarında da açık yüreklilikle sorularımıza cevap veriyor. Hocamızın dikkat çeken sözleri şuydu. Bana göre en çok dikkat çekeni Oğuzhan Başkan'la ilgili söyledikleri, evet, ve transferde ısrarcı değiliz. Yani bu mevcut kadroyla, mevcut kadro yapısıyla, futbolcularla bu ligi tamamlayabileceğine inanıyor hoca. İçerideki aile ortamından bahsediyor. Hakikaten bu çok önemli. Bir iki tane sıkıntı yaratan durum olduğunu biz de biliyoruz ama onlarla ilgili de gerekli tedbirler alınıyor, alınmış da. Ve şu anda belki de ben hocaya da soruda yönelttim. Giren oyuncularla alakalı olarak yeteri kadar verim alamıyorduk. Şu anda verim alıyoruz. Belki de o içeride sağlanan huzur, sükunet ve birlikteliğin bir eseri o. Bunun yanı sıra hoca Oğuzhan Başkan'la ilgili olarak hakikaten futbolun içinden gelen bir başkan olmasının çok büyük avantajları olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra tabii ki oradaki profesyonel çalışanların da ciddi anlamda hocaya yardımcı olduklarını anlıyoruz hocanın açıklamalarından. Tabii yani bir aile ortamı oluşmuş. Kulüp tesislerindeki ortamın, antrenman sahasındaki ortamın sahaya yansıması da işte Altay karşısında alınan 3-0'la oluyor. Efendim, Adana deplasmanından 3-0 galip gelmekle oluyor. Erzurum'da 1-0 geriye düşülmesine rağmen 4-1 maçı kazanmakla oluyor. Netice alınıyor, sahaya yansıyor bu da. Dolayısıyla da hocam şu anda takımda hakikaten bir değişimi yaratmış. Tabii ki şu da var, hocam da bahsetti değişimle alakalı olarak. Futbolcuları mevkilerinde oynatmak. Ya ters ayaklı oyuncuları farklı, özellikle de kanatta Ozan Sol ve Geraldo'yu ters ayaklı, ters farklı kanatlarda oynatılıyordu daha önce. Hoca kendi kanatlarında, kendi ayaklarını, kullandığı ayaklardan tarafta oynatıyor. Sağ ise sağda, solsa solda ve bundan da ciddi bir verim alınıyor. Şu anda bakın, geçmiş iki haftada alınan farklı galibiyetlerin mimarı kimdi? Geraldo dedik değil mi? Evet. Az süre oyunda kalmasına rağmen Adana maçının burada biz ve taraftarlar da maçın kahramanı Geraldo olarak belirlediler. Altay maçında yine aynı şekilde. Bu maçın kahramanı
Yine sorun olacaksa, yani bir anket gibi bir çalışmamız olacaksa söylemeyeyim. Bana göre belli bu maçın kahramanı da. O mevkilerde iki değişiklik. Mesela evet. Ferhat'ı ön libero mevkisinde oynatıyor. Çok verim alıyor. Ferhat'ta inanılmaz bir değişim olduğunu görüyoruz. Ozan'da, Geraldo'da yine aynı şekilde. Hücumda oynayan oyuncular kanatlardan beklenen toplar, ortalar geldiği için Ahmet Sakat'ın, efendim Thomas Verheyt'in nasıl goller attığını, nasıl pozisyonlara girdiğini şahit oluyoruz, görüyoruz. Yeter ki top gelsin. Tabii ki. Bizim şu anda hocanın üzerinde sıkça durması gereken, biraz daha fazlaca kafa yorması gereken bana göre iki mevki var. Bunlardan bir tanesi savunma, stoper, iki stoper. Biri çok düzeldi, iyi gidiyor ama tecrübeli olanı Zargo'da sıkıntılar devam ediyor. Zargo'da kendine olan özgüveninden kaynaklı ciddi hatalar yapıyor. Bu maçta da yine hatalar yaptı. Bir diğeri de sağ bek Kerem. Hakikaten orada bir sıkıntımız var. Sakatlanıp çıkmak zorunda kaldı. Geçmiş olsun kendisine. İnşallah ciddi değildi sakatlığı. O gelişime uygun, açık yalnız. Yani yaş olarak da, potansiyel olarak da Kerem'i de biraz daha geliştirebilirse ya da o bölgeye de bir çözüm bulunabilirse bizim takımımız hakikaten taşlar yerine oturuyor. Makine gibi işlemeye başlayacak. Gökhan'ı oynattı. Gökhan oyunda kaldığı sürece çok iyiydi. Atakan biraz tutuk. Orta alanda Atakan Akkaynak. Ama hoca ısrar ediyor. Belki Atakan Nalepa daha da farklı olabilir orada bir değişiklik. Tecrübeli bir 3 orta sahayla daha da verimli hale gelebilir takımımız. Bunlar hocanın tabii yapacağı kafasındaki taktiksel anlayışı, sahadaki antrenmanlardaki çalışma mentalitesiyle birbirine orantılı. Kimi daha başarılı görürse, kimi oyun taktiğine yatkın görürse onu tercih ediyor hocam. Bir de şu var Ali, en önemlisi bana göre de budur. Şu anda kazanan bir takım var. Bu takımla ilgili bizler iyi niyetle, izleyicilerimiz de mutlaka yazıyorlardır, yazacaklardır. Taraftarlarımız da daha iyi olması niyetiyle olumsuz bazı yorumlar yapabiliriz. Futbolcularla alakalı da olabilir, oyunla alakalı da olabilir. Ama kazanan haklıdır. Mehmet Güley, tam kazanan haklı derken geçen hafta yaptığımız gibi şimdi bu haftada Erzurum maçının maçıyla ilgili en iyi futbolcu kim diye bir anket başlatacağız. Senden 4 tane isim istiyoruz. 4 tane isim. 1 Ozan Sol. Evet, Ozan. Ferhat Yazgan. Evet. Erkan Kaş. Erkan. Evet. Kaleci Hasan. Hasan da olabilir. Ahmet Sakat da diyebiliriz yani. Şimdi Ahmet Sakat diyoruz o zaman. Evet. Sevgili kronometre takipçileri, şimdi biz her hafta bundan sonra, geçen hafta yaptık biliyorsunuz, bir anket başlatıyoruz ve o hafta hangi rakiple oynuyorsanız sahada 4 tane futbolcu sizin beğendiğiniz yorumlarla bir anket yapıyoruz. Anketi hemen rejideki Mehmet arkadaşımız başlatıyor. Oraya istediğiniz futbolcuyu yazabiliyorsunuz. Programın sonuna doğru da biz bu anketi açıklıyoruz. Anketimiz şu andan itibaren başladı. Ankette Ahmet Sakat, Ozan Sol, Ferhat ve Erkan Kaş var. Yorumlar artık sizin. Mehmet Güley, senin en çok hangisini beğendiğini diyeceğim ama ben tahmin ediyorum. Benim cevabım belli. Ki o çıkacaktır yani. O cevap çıkacaktır. İlk iki söylediğim isim de hakikaten ben çok beğendim her ikisini de. Evet. Yani skora inanılmaz şimdi oyuna. Şimdi şöyle bir şey var Mehmet Güley. Mesela ligin 7. haftasında Ozan Sol'un oynadığı futbola baktığımız zaman şöyle böyle yapıyorduk ama şimdi diyoruz ki ya Allah iyi ki bizde transfer edilmiş falan diyoruz. Yani bu da hocanın dokunuşu mu yoksa futbolcunun kendi kendine gelmesi midir nedir yoksa hepsi bir bütün müdür? Ali Ozan'ı buraya transfer edildiğinde... Ben hatta yazı yazmıştım yani Ozan'la şey için. Yani bunlar ya, gitsinler falan demeye getirmiştim ama 15. haftada geldiğimiz zaman adamlar ya ne oldu yani nasıl olabilir ya? Ya potansiyel bak size? Şimdi Ozan Sol'u ben ilk transfer edildiğinde tamam dedim. Ozan Sol geçen sene transfer edildiğinde biz şampiyonuz dedim. Talihsiz bir sakatlığı
devamı vardı daha doğrusu. Geldiğinde tekrar sakatlandı. Geçen sene bir maç dışında, ki o da bana göre şampiyonluğu getiren maçtır, girdi gol attırdı. Bir maç dışında Ozan hiç yoktu. Bu sezon evet. başında da Ozan yine aynı şekilde yoktu. İşte hocanın dokunuşları dedik ya Ali. Ozan'ı kendi mevkisinde ama verimli olur. Yoktu, gerçekten hakikaten yoktu. Yani. Ama sen istersen Ozan'ı kendi mevkisinde oynat. Yanına bir Ozan daha oynat. İki Ozan'la oyna. Yetenek yoksa, beceri yoksa hiçbir fayda anladım. Olmaz. Ozan'da inanılmaz bir yetenek var Ali. Ya ben Çorum'a gelmeden önce iki maçını da izledim. Dedim bu oyuncu kesinlikle ve kesinlikle bizi şampiyon yapar. Evet. Devre arasında biliyorsun der transferdi. Ama faydalanamam. Bu sene hoca, Serkan Hoca bunu yaptı. Ceraldo'yla Ozan'ın kanatlarını değiştirdi. Evet. Yani kendi ayaklarını kullanabildikleri kanatlarda oynuyorlar her iki oyuncuda. Ve kazandığımız son 3 maçın en verimli iki oyuncusu bu iki arkadaşımız. Gol atıyor. Attılar. Gol evet. attırdılar. Pozisyona girdiler. Orta yaptılar. Asist yaptılar. Yani yapmaları gereken ne varsa onu yaptılar. Herkes. Bir de tabii Ozan'la beraber başka oyuncular da var. Ali bunu işte ne dedik biz? Ferhat diyoruz. Ferhat'ın belli ki en verimli olduğu mevki şu anda oynadığı mevki. Ferhat'ı çok fazla 8'de 10'da denememek lazım. Ferhat 6 numara pozisyonunda özellikle de ön libero olarak tabir edilen pozisyonda takıma çok daha fazla verimli. Ferhat bakın gol attırdı. Golün pasını. Ozan'ın gol pasını veren Ferhat. Evet. Ferhat savunmanın arasına girdi. Savunmadan top çıkardı. Ferhat atak geliştirdi orta alanda. Diğer arkadaşlarını yönlendirdi. Yani sahada çok başarılı bir kaptan vardı. Ve şöyle de bir durum var Ali. Kadroya baktığımızda orta sahada yedekler arasında sadece Nalepa var. Bir de buna Masis var. Genç Masis. Orta sahada oynatabileceğin. Nalepa'yı Atakan'la değiştirmek zorunda kaldı hoca. Sonrasında da taktiksel anlamda değişiklikler yaparak oyuncu değişikliğine gitti. Evet. Bu arada Sayın Güley anketimiz başladı. Evet. Recep'teki Mehmet arkadaşım büyük bir dikkatle takip ediyor. Mehmet Güley en güzel gol hangisiydi peki sence? Bu hafta izlediğin 4 güzel gol vardı. Birbirinden güzel gol vardı. Mesela sen bana göre en anlamlısı ki hakikaten en çok sevindiğimiz ilk yarının bitiminde gelen gol. Ahmet Sakat'ın attığı. Ahmet Sakat'ın çünkü sinyali verdi. En anlamlısı. En anlamlı gol bana göre en güzel. Bu arada maçı kaç kişi izlemiş olabilir sence? Ya sahada ben tribünlerde gördüğüm kadarıyla 3-4 bin kişi vardı yine. Belki 5 bin. 3298 kişi ev sahibi yani bizim taraftarımız izlemiş. 3298 kişi. 21 kişi de deplasman taraftarı gelmiş maçımıza Sayın Güley. Bu rakam ya, sence az mı çok mu? Rakam az tabii ki. Ben bu rakamlara biliyorsun artık ben çok fazla takılmıyorum ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu haftaki taraftar kitlemiz de bilmiyorum devre arasının yorgunluğuna mı giriyor? Bazı şeylerde geçmiş maçları aratır durumdaydı destek noktasında. Rakamsal olarak değil mi? Tribündeki taraftarlar. Ya bir grup bakın yine. Zaten onu aşamıyoruz Ali. Onu aşamıyoruz. Kay arkasında belli bir grup var. Maratonda belli bir grup var. Onu aşamıyoruz. Onun dışındaki taraftarların sahaya etkisi çok fazla olmuyor. Tribün liderlerimiz biraz daha çalışması, gayret göstermesi lazım. Biraz da sayıyı artırmamız lazım. İnsanların artık kendiliğinden maça gelmesi lazım ya. Yani tamam da. Mehmet Güley artı 32 avaraj. Eyüp'ün artı 11 avaraj. Kocaeli'nin artı 13 avaraj. Göztepe'nin onların tam altında da artı 10 avarajda biziz. Yani attığımız 27, yediğimiz 17.
Şimdi insan şuna üzülüyor. Yani üzülmeyecek gibi de değil, değil mi? Keçiören maçına geldi, üzülme. Kocaeli maçına geldi, üzülme. Oradaki Manisa maçı. Yani artık futbolda dün yok ama bunlardan da ders çıkartmamız tabii, gerekiyor. Tabii. Sen yayının başında ne dedin? Mesela Erzurum bütün golleri böyle atmış. Bir de sahada futbolcusunuz artık. Çoğunlukla. Onu evet, da siz kendiniz yapmanız gerekiyor dedik. 23 puanız Sayın Güley. 29 puan bizi ikinci yerde nereye taşır? İnşallah 29 olursa ben 25 ile 30 arasında bir puanla ilk yarıyı kapatırız diye belki 8-10 hafta önce yorumda bahsetmiştim. İnşallah da o puanlara ulaşacağız. Bir defa 29 puan ne yapar bize biliyor musun Ali? Evet. Hani çok değil. Bundan 3-4 hafta, 4-5 hafta öncesinde kötü sonuçlar alınırken hepimizin aklında bir acaba sorusu vardı ya. Evet. Düşme endişesi. Onu bir defa kafamızdan sildirir. Bu endişeyi bir defa sileriz. Bence bitti ya endişe. Yani hayır, 29 puanda tamamıyla siler. Şu anda da yok. O endişe yok. Yok. Onu yok, düşünen yok şu anda. Evet. Bunun yanı sıra 29 puan ne yapar bizi? Kulübün biliyorsun en çok, en büyük destekçilerinden bir tanesi Fahri Başkan Muhsin Bey. Muhsin Derebey ne demişti? Playoff. Playoff. 29 puan playoff noktasında çok önemli bir adım attırır bize. O nokta. Bir defa 29 yaparsak playoff'un içerisinde devreye kapatırız. Evet. Alınacak sonuçlar da onu gösteriyor. Kaldı ki şu anda playoff'un bir basamak, bir puan gerisindeyiz. Hemen geçen sene bakıyorum, Mehmet Güley 60 puanla Göztepe kendini playoff'a atmış geçen sene. 60 puanla. Evet. Kaçıncı sıradan girmiş? 7'den girmiş. 7'den yani, 60 7'den puanla. 7'den 60 puanla girmiş. 78'de Samsun çıkmış. Ondan sonra sıralanmışlar. Ben bu 60'ı sene bulur muyuz? Ben bu sene 60'ın altına düşer diyorum. Düşer mi? Şey, kesinlikle. O da şundan dolayı çok sayıda takımın biliyorsun playoff'a girebilecek pozisyonda olduğunu görüyoruz. Evet. Altımızdaki takımlara bakın. Yani Erzurum'dan sonrası daha doğrusu baktığımızda Ümraniye hemen altta geliyor. Keçören yine aynı şekilde Manisa bu ligin iddialı ve gedikli takımlarından Bolu, Adana her zaman üstleri zorlayan takımlar. Dolayısıyla da bu sene yine üstümüzde bulunan Gençler Birliği olsun, Bodrum, Sakarya bunlar kendi aralarındaki maçlarda puansal anlamda birbirlerine çok fazla üstünlük kuramazlar diye düşünüyorum. Bir de Mehmet Güley, ben yarınki yazımda da yazdım. Bak şimdi altımızdaki kulüplere bakalım. Bak şimdi Keçiören. Bu Keçiören bizde üçüncülükteyken şampiyon oldu gitti. Bizim gruptan gitti. Bu ligin gediklisi ve iyi bir kadrosu var. Manisa dersek evet, bu ligin zaten süperlik görüyor, geri düşüyor. Erzurum dersek asansör takımlardan biri bu da. Ümraniye Spor güçlü bir takım. Yani geçen sene Süper Lig'den düştü. Yani. Süper Lig'de. Bolu dersen yani adamların ömrü burada geçiyor. Efendim Adana Spor dersen onlar da böyle. Urfa geçen sene bizle beraber çıkan bir takım. Tuzla Spor gediklisi. Giresun geçen sene Süper Lig'den düşmüş ve de Altay. Şimdi böyle bir hengamede tam Kurtlar Vadisi diyebilirim. Üsttekiler de onlardan şey yok. Aynen aynen. Alt üstü yani aynı. Tam Kurtlar Vadisi'nde yem olmadık şu ana kadar biz. Tabii tabii. Bir de senin de bir sözün var. Hiçbir maçta da ezilmeden. Biz yenildiğimiz aynen, maçlarda aynen, da öyle yani. Aynen aynen. Mesela Kocaeli maçında. Biz 3-0 yenen olmadı daha. Daha 3-0 yenen olmadı. İki farklı yenen yani. Şimdi şey onun için geldiğimiz nokta gerçekten güzel ama tribündeki sayıya baktığımızda 3298. Ya bir tezatlık yok mu bu işte? Biz ikincilikte daha fazla sayı oynuyorduk neredeyse. Ya eski stadımız şeydi, kalabalık gözüküyordu. Çok küçük. Ya orası öyle, orası öyle öyleydi mutlaka da. Yani belki de aynı sayıdaydık. Senin sözün var ya biz 5000 kişiyiz. İşte yani. Evet. Çorum futbol. Olmuyor boyunca ya. Ne yapsın? Olmuyor. Yani. Ben sayısal boyuttan ziyade etkisinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Oraya gelen o insanları iyi organize edersek o statta inanılmaz bir ambiyans oluşturulabilir. Bu noktada da organizasyonlara biraz daha ağırlık verilmesinde fayda evet var.
Vallahi program o kadar iyi aklı gitti ki hocamızın da bağlanmasıyla Mehmet Güley, doğru düzgün yorum da okuyamadım. Hemen şuradan bir tane gözüme kestireyim. O da şansımıza Tahsin Şahin Başkanım çıktı. İyi akşamlar, iyi yayınlar, selamlar. Aleyküm selam. Kendisine selamlar söylüyoruz. Serhat Aktar yazmış. Ali abi Hasan Hüseyin'e ayrı bir yer açmak lazım. 2-0 olacakken kurtardığı gol maçın kırılma anı oldu. Ozan Çok, evet. Çok güzel Thomas'ta yükseliş var demiş. Murat Sak yazmış. Mehmet Bey'in Serkan Hoca'ya yerinde durmuyor. Maşallah enerjik bir teknik direktör mümkün olsa sahaya girip Serkan Hoca da oynayacak neredeyse. Takım kaptanlarına durmadan kenardan taktik görüyor. Futbolcuların önden düşmesi önlüyor. İyi bir durum demiş. Yani evet. Mesela bayağı uzun da onun için uzatmayan bir yorum öbür insanların da. Hamdi Kabakçı yazmış. İyi akşamlar. Erzurum maçını almalıyız demiştim. Süper oldu. Maçta skorda bence artık özgüvenimiz geldi demiş. Ömer Şahin Beş yazmış. Maşallah Allah nazarından korusun. Allah'ın Çorum Fekler çok güzel oynuyor. Sonuçta güzel oluyor demiş. Ömer de biliyorsun Çepni Mahallesi'nin muhtar adayı Ömer Şahin Beş. Bizim programımızda müdavimlerinden Bağcılar Çay Ocağı sahibi. Yakında ikimiz muhtarlar derneğe başkan oluruz. Yine Sedat'ın falan da mesajları var. Yine şeyin mesajları var. Muhtarların ilgi odağıyız bu arada. Evet, Osman Hoşgör yazmış. Abi Giresun maçı demiş. Ben anlamadım pek. İki farklı yenildiğimiz maç herhalde. Onu söyle. Tamam. Giresun evet. Tamam evet. Biz 3-0 yenilmedik de 2-0 Giresun maçı. Böyle seni hayretlere düşürecek. Ama çok teşekkür ederim izleyicimizde. İki farklı yenildiğimiz maç var. Seni çok hayretlere düşürecek bir skor geldi mi bu hafta? Bu hafta mı? Ya falan dediğin. Ya şimdi ligde mi? Ligde. Yok geçen haftaki gibi değil yani. Bu normal. Herhalde Gençler Birliği'nin kendi evinde 3 yemesi. Ya o biraz o iki takımın da biliyorsun Göztepe deplasmanlarda gayet iyi. Evet. Yani sanırım Eyüp'ten sonra en çok puan toplayan takım. Belki de Eyüp'le de eşit bile olabilir. Bizden fazla aldığını biliyorum. Biz de iyiyiz ama deplasmanda. Evet biz de iyiyiz. Sanırım bir yenilgi ya da bir beraberliği var. 6 galibiyeti var şeyin. Evet. Göztepe'nin. Bu arada Mehmet Güley bu 3298 rakamına kombineler dahil. Ali ben takılmıyorum ya. Hakikaten ne söyleyeceksin ki insanlara ne diyebiliriz ki? Gelin de ya davet edin de. Evde soğuktu. Ya kulüp ya. Başkanı Ali kulüp başkanı davet ya ediyorum. Çok komik bir rakam yaptı ya bilet fiyatlarını. Evet. Yine gelinmedi. Geçen hafta bundan farklı mıydı? Bir önceki yani. Maçta. Değildi ya. Gelmiyor. İnsanlar gelmiyor. Tabii televizyonda izliyorlar. Yani bu o lüks şeyi yaşıyorlar. O keyfi yaşıyorlar. Evlerinde oturdukları yerde. Ama şunu o insanlar şunu unutmasınlar. Size o keyfi yaşatan insanlara borçlusunuz. Bir de şu da var Mehmet Güley. Yani Gaziantep-Trabzon maçına bakıyorsun boş. Sivas maçına bakıyorsun boş. Karagümrük'e bakıyorsun boş. Mersin'e. Yani nereye bakarsan bak stadyum var boş ya Türkiye genelinde. Enteresan yani. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Bizi zorlayacak iki takım var. Eyüp ve Göztepe. Diğer takımların üstünüz diye düşünüyorum demiş Nurettin Türkmen. Katılır mısın Mehmet Güley? Ben her takım her yerde yenebilir. Evet. Hiç bir diğer rakibi diğerinden daha üstün görmüyorum. Evet. Tabii birkaç tane eli kolu bağlı takım var. Altay gibi, Giresun gibi, Erzurum gibi. Erzurum Eren'in ne kadar önemli olduğunu bu maçta gördük. Yani bu takımlar transfer yapamıyorlar. Mevcut kadrolarıyla devam ediyorlar. Onun haricinde bütün takımların kadroları güçlü. Yani Tuzla'nın kadrosuna kimse zayıf diyemez. Bu Ümraniye'ye burada yorumlar yaptı. Ümraniye'nin geçmiş programlarda iyi bir takım olduğunu, iyi bir kadroya sahip olduğunu, evet. Patlama yaptığında daha iyi noktalara gelebileceğini söyledik. Şu anda Ümraniye neredeyse playoff potasına girebilecek pozisyona geldi. Torpilli izleyicilerimizden Burak Gündoğur her zamanki gibi yazmış. Geçen sene Ozan Sulu Başkan Çorum'a getirdiğinde sakattı ve çok maçta oynamadı. Son haftalarda oyuna ilk defa girdi ve şampiyonluğu getiren gol attırdı. Bu sene ise takımın en iyilerden birisi. Tahsin Tam çok fazla şans tanımadı ama Serkan Hoca ile birlikte Ozan takımın vazgeçilmezi oldu. Bana göre maçın yıldızı Ozan Sol'dur. Serkan Hoca'yı takdir ediyoruz. Ligin teknik direktörü olduğunu gösteriyor demiş. Burak kardeşim ben bu kadar kitap okursam profesöre falan olurdum. Çok uzun yazıyorsun. Teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı.
Nasıl? Ama güzel benim... tespitler, doğru tespitler. Ben de katılıyorum Burak kardeşim. Mehmet Ali Aygün yazmış. Selam, iyi yayınlar. Engellilerin hafta içi Saat Kulesi'nden bilet almaları neden kaldırıldı? Tekrar Saat Kulesi'nden biletlerin alınmasını diliyorum. Ayrıca önümüz kış olmasına rağmen boş lojaların tahsili yapılmasını diliyorum demiş. Mehmet Ali Aygün abimiz. Bu Hatay'dan bize sürekli tatlı getiren abimiz. Mehmet Çakmak, yavaş yavaş gidecek futbolcular belirlendi. Kaliteli 3-4 transfer yapmamız lazım. Bizi yukarı sıraya taşıyacak demiş. Sence de çok elzem mi Mehmet Güle? Ben de hoca gibi düşünüyorum. Belki bir iki şöyle ki bizim sıkıntımız savunmada biliyorsun Berkay Can'ın sürekli sakatlanıyor olması, talihsizlik yaşıyor olması o bölgede bir eksikliği sayısal anlamda da hissettiriyor. Evet. Bir de form düşüklüğü olduğunda cezalı sakatların yaşandığı dönemlerde problem çıkıyor o bölgede. O bölgeye bir oyuncu olabilir. Eğer içeride giderilebiliyorsa bir de giderilebiliyorsa giderilmeli, giderilemiyorsa da bir de sağ bek. Bana göre elzem. Şimdi bir de Mehmet Güley, Erzurum'un en iyi futbolcusu Eren bu maçta yoktu. Bir futbolcunun olmaması 11 kişilik bir spor müsabakasında çok bu önemli. Yani önemli olduğunu ne değişirdi? Yani ne de ne değişmezdi? Ya şimdi eğer kadro kaliten, kadro yapın birbirlerini desteklemiyor ise, o pozisyonda değilse bir futbolcunun ne kadar önemli olduğunu bu maçta gördük ki Eren ayarında bir oyuncunun Erzurum'da olmadığı görüldü. Ben sadece şunu söyleyeyim. 25 numaralı Lameria diye bir oyuncu vardı. Yabancı oyuncu. Onu çok beğendim Erzurum'da. Hı-hı. Bir de ilerlemiş yaşına rağmen tecrübesiyle takımı geriden yönlendiriyor, yönetiyor. Gidiyor, golünü de atıyor. Mustafa Yumlu. Evet. Yani çok önemli. Demek ki bu oyuncuların yanı sıra Eren de sahada çok büyük katkı sağlıyordu. Erzurum bizim karşımızda düştüğü duruma geçmiş haftalarda düşmedi. Eren'in de önemli bir oyuncu olduğunu gördük. Bak, Burak Gündoğar kısa soru Ali abi demiş. Berkay Can neden sürekli sakatlanıyor demiş. Onu bilmiyorum vallahi. Ben de hakikaten çok şaşırıyorum. Yani Berkay Can, sana bir şey söyleyeyim Ali. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Sağlam bir Berkay Can savunmaya yazılacak ilk adam. Her takımda oynar diyorsun ha? Kesin oynar. Ama sağlamsa. Sağlam bir ya havadan iyi, ayakla topa oyuna sokmada iyi, kesiciliği iyi. Evet. Yani birçok özelliği var stoper olarak. Evet. Ama bu sakatlığı, sürekli sakatlanmasını bilmiyorum. Yani bünyesel anlamda mı bir sıkıntısı var? Talihsizlik mi ki bu kadar talihsizlik olmaz? Mutlaka bir noktada bir problem var yani Berkay Can. Evet, Berkay Can'la ilgili yorumunu da yaptı Sayın Güney. Serhat Atar yazmış. Ali abi bir de şikayetim olacak. Maçın olduğu gün otobüs bulamıyoruz. Abi geri dönerken maç bitiyor, gideceğiz, otobüs yok. Çok geç geliyor. Yani taraftarın gitmemesindeki nedenlerden bazıları da bu olabilir diyor. Hava soğuk, maça gelmek değil. Gitmek daha çok sorun oluyor diyor Sayın Evet gibi. Bak bu sebep varmış demek. Ya, güzel. Bu da güzel ya bir böyle sebep. Tabii bak. Buradan işte. Belediye başkanına sesleniyoruz. Buradan belediye başkanı Salın Hayır İbrahim Kaya'ya sesleniyoruz. Halil İbrahim Aşkın. Ya pardon ya Halil İbrahim Aşkın'a. Gerçi o bizim dediğimiz hiçbir şey yapmaz ama taraftarı maça gönderiyorsunuz da gelirken millet ortada kalıyormuş Sayın Başkan. Yani siz makam aracınızla gelip gidiyorsunuz sıcak sıcak oturuyorsunuz ama getirdiğiniz insanları bir de götürürseniz maça o daha tatlı olacak gibi. Benim yorumum değil. Burada Serhat Atak. Ben bu maçta 3 tane taraftarı... Abi ben baya nereden çıktı ya Sayın Güley? Ben de yaşlanıyorum galiba. Olabilir, normal ya. Evet. Gelelim şimdi Mehmet Güley yılın sorusuna. Ne olacak bu Sinan'ın durumu? Kimin? Sinan. Nereden çıktı yine Sinan ya? Sinan ya yine şimdi Sinan. Bakın ben artık şunu söyleyeyim hadi. Vallahi billahi hiç kimseden de bilgi falan da almadım. Sadece gördüğümü söyleyeyim Sinan'la ilgili olarak. Evet söyle. Şu anda gördüğümü tecrübelerime binaen gördüğümü söylüyorum. Sinan'ın bana göre şu aşamadaki pozisyonda Çorum'la ilgili defteri kapandı kardeşim. Çorum'da Sinan defteri kapanmış. Sence hayrına mı her iki tarafında? Her iki tarafında hayrına. Takımda şu anda
bir ahenk var, bir düzen var. Oyuncular yerli yerince oynuyor. Gol de atılıyor. Kimi keseceksin? Yani. Ahmet Sakat'ın yerine mi oynayacaksın Sinan? Oyuna giriyor, çok eleştiriliyordu ki ben hiçbir zaman için o eleştirilere katılmadım. Verheid girdi, gol attı, top geldiği zaman neler yapabileceğini gösteriyor. Eren alternatif, giriyor, gol atıyor. Yani şu anda bana göre yani kimi kesiyorsun? Oyuna alınmıyor, kadroda yer verilmiyor Sinan'a, değil mi? Bu bak bütün bunları kimseden küçücük bir görüşmem bile olmadı, bir bilgi de almadım. Durum tespiti yapıyorum, bana göre Çorum'da Sinan defteri kapanmıştır. Artık izleyicilerimiz de Sinan diye bıraksınlar. Ahmet'i konuşalım, Verhayt'i konuşalım, Eren'i konuşalım. Önümüzdeki Ozan'ı konuşalım, Ceraldo'yu konuşalım, yani, Suat'ı konuşalım. Kadromuzun şu anda takımın içerisindeki oyunculara kafa yoralım. Hatta biz hep şu yorumu yaptık. Ya dedi ki antrenmana çıkıyor, bizde besleniyor, bizde yiyor, bizde kalkıyor. Bizim takımımızın futbolcusu forma şansı verirlerse çıkar, performansını sergiler. Ama çıkıp ortaya koyduğu performanslardan bir verim alınmadı demek. Yani şans da verildi, öyle değil mi? Yani verildi. Her iki hoca da şans da verdi. Olmadı. Demek ki ya biz hiçbir futbolcuya şaşı bakmıyoruz arkadaşlar. Yani biz Sinan şeyimiz değil bu yani. Memlekete çok büyük katkılar tabii oldu. Tabii canım. Şampiyonlukta olsun, daha önceki geldiğinde bunu olsun. Bunu inkar edemeyiz yani. Nasıl inkar asla edeceksin yani? Adamın şimdi o kadar geçmişi var, gol kurallığı var. Türkiye'nin en fazla gol atan futbolcusu olmuş bizde. Bunları yok sayamayız ama futbolun da bir gerçeği var. Dün diye bir şey yok. Evet. Yani dün bugünkü yapıda Sinan'a Çorum Futbol Kulübü'nün ihtiyacının olmadığı görülüyor. Yani çünkü olmadı ki bunu sadece biz düşünmüyoruz. Teknik heyet de öyle düşünüyor belli aynen, ki. Aynen. Biz ona göre sahadaki aynen oyuncuların aynen durumuna göre kadroya alınmıyor. Kadroda evet yer verilmiyor. Takım Trabzon'dayken Sinan İnegöl'deydi. Yani düşünün yedek oyuncuların oynadığı bir kupa maçında bile Sinan'a yer verilmiyorsa bu şunu gösteriyor ki Sinan'la ilgili bu kulübün artık bir gelecekle ilgili ya bir planı şimdi yok. İstediğiniz kadar profesyonel futbolcu olun abi. Ne olursanız olun. Ünvanınız ne olursun. Ya bütün veriler diyor ki sen artık git. Siz de bir zahmet bunun gereğini yapın. Şimdi Cengiz Altınkaya abimiz yazmış. Bu bizim Mehmet Ali abimiz vardı ya abi. Evet. Onun kardeşi, çok sevdiğimiz, saygıdeğer bir abimiz. Sinan'ı silmek vefasızlık olmaz mı? Sayın Güley diye bir soru sormuş. Ya Cengiz abi burası şey değil ya. Yani nasıl söyleyeyim? Bu kulüp yeteri kadar vefa örneğini Türkiye'de en fazla gösteren bir kulüp zaten. Ama burada profesyonel bir hayat var. Bu hayatın içerisinde de birinci öncelik ne abi? Başarılı olmak, öyle değil mi? Performans sergileyen bir şey. Yani performansınıza bakıyor bu spor dalısı. Evet. Bütün spor dallarında olduğu gibi. Yani güreşte bile milli takıma güreşçi seçerken il birinciliği, Türkiye birinciliği, ondan sonra milli takıma falan gidiyorsunuz. Bu performansınızla alakalı bir şey. Şimdi o zaman bize şunu söyleyin. Ne yapacağız peki Sinan'ı? Tamam silmeyelim, hiçbirine göndermeyelim ve de oynatmayalım. Ne yapacağız peki? Ya şimdi belki de vefasızlıktan söz edilecek en son kulüp dünyada belki de Çorum Futbol Kulübü. Onu diyorum işte. Onca vefalı davranışın sergilendiği bir kulüp. Sinan'a vefasızlık hayır kardeşim. Ben öyle görmüyorum. Sinan'a kadroda tutarak zaten kendisine kadroda tutarak bir şans tanınmıştır. İde Sinan daha önceki senelerde başarılı oldu diye birkaç sene daha mı takımın içerisinde oynamadan tutulsun? Sinan'a da yazık değil mi? Niye? Sinan da gitsin futbolunu oynasın. Sinan da gitsin gollerini atsın. Onun için ben vefasızlık olarak değerlendirmiyorum. Şeyi severim bu arada, Cengiz'i de. Ama bu yorumuna katılmıyorum. Evet, şimdi biraz da YouTube'a geçelim. Mehmet Güley, haftanın oyuncusu Ozan Soldur demiş. İntikam Gazanfer. İntikam Gazanfer aynı zamanda aziz kardeşlerim Çorum rakiplerine galaba Azerice mi yazmış? Yani Azeri'de şeyi var orada. Vallahi Mehmet Güley bravo ya. Kuyumcu Hande Bey yazmış. Ahmet Sakat tam ligin topçusu. Futbolcusu diyelim arkadaşlar. Komple forvet, her şey var maşallah. Şu anda olduğu gibi kötü günde de takımıza sahip çıkalım. Maşallah Çorum PK iyi yayınlar demiş. Musa Kazım Karabekir yazmış. Şu 3 maçı izleyince insan kaybedilen maçlara üzülüyor.
Aynı oyuncu guru gibi o kayıpları nasıl yaptık akıl alacak iş değil. Kaybettiğimiz hiçbir maçta aciz duruma düşmedik. Tüm rakipleri elimizden kaçırdık demiş. Nihal Tufan yazmış. İyi yayınlar saygıdeğer abilerim. Bundan sonra vura vura gideriz. İnşallah önümüzdeki kimse duramaz. Gol atmada ikinci sıradayız. Gol yemede sorunumuz var. Bazen oyuncular donuyor birbirlerine bakıyor. Burada bunu yapmasalar daha iyi olur demiş. Savaş 19 yazmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Tebrikler Çorumspor'um demiş. Teşekkür ederiz. Oğuzhan Ateş yazmış. Pazartesi günlerinin vazgeçilmez programı Kronometre'ye selamlar, iyi yayınlar. Maçın oyuncusu bence Ozan Soldu demiş ki büyük ihtimal bugün ankette. Anketimiz bu arada devam ediyor. Bu arada sayın seyirciler şunu da yapalım. Siz yorumlarınıza yazın şimdi. O anketin dışında. Mesela en beğendiğiniz gol hangi? Ki hangi goldü? Mesela birinci gol mü, dördüncü gol mü, üçüncü gol mü? Onu da yazabilirsiniz. Nihat Tufan yazmış. Ama bunu ankete dahil değil tabii ki. Efendim? O zaman karışıklık olur. Bir ankette olmadığını da belirtmek. Anket lazım. Değil bu. Sadece yazabilirler. Sadece şey, evet. Nihal Tufan Turhan yazmış. Ankara'daki maçları sabırsızlıkla bekliyorum. Çorum'un canlı izlemek stat'taki yerini alacağım. Gençler ve Keçiören maçında seyirci rekoru kıracağız. Bilginiz olsun. Her zaman her yerde en büyük Çorumspor kırar mıyız Sayın Güley? Yani Ankara'da seyirci rekoru kıran biz kıramıyorsak kim yani. Kıracak ya? Ben hiç umudum yok Ankara'da. Ha Ankara'da şu şey maçı vardı biliyorsun. Ankara Spor geçen sezon. O maçta hakikaten şaşırmıştım. Ankara'daki Çorumluların o maça ilgisi şaşırtmıştı bizi. Biliyorsun güzel de bir oyunla futbolla galip geldik. Her ne kadar o Ankara Spor'un despot başkanı tribünleri açmamakta ısrar etse de. Neydi o başkanın adı? Beşo biriydi. Katipoğlu. Mehmet Emin Katipoğlu. Artist evet. Hakikaten öyle çok garip bir gündeydi o gün. Yani Muhsin Bey olmasa o taraftarlar maçı izleyemeyecekti. Evet açılmıyordu. Sağ olsun Muhsin Bey orada da etkisini gösterdi. Takıma desteğini, taraftara katkısını göstermişti. Ben sadece o maçı hatırlıyorum. Taraftarın ciddi bir ilgi gösterdiği. Bize ayrılan bölümün çok daha fazlasını doldurmuşlardı. İnşallah Gençler Birliği maçında da işte Keçiören maçında da ligin ikinci yarısında aynı ilgiyi gösterir Çorumlu hemşehrilerimiz. Evet Murat Sak, Ahmet Sakat'ın golünü ön plana çıkartmış. Talip Kılıç iyi yayınlar kardeşim Allah nazarlardan korusun. Takımımız çok iyi demiş. Cemal Okçu Thomas'tan golcü olursa Sinan'dan haydi olur demiş. Ya bu çok bilmiyorum. Thomas golcü yani Sinan da golcü, Thomas da golcü. Ya şimdi şöyle düşün hadi ben de şöyle bir yorum getireyim. Her ikisi de Çorum Futbol Kulübü'nün futbolcusu. Thomas oynuyor. 5 gol attı. Bir tane asisti var. Sinan da Çorum Futbol Kulübü'nün futbolcusu. Oynayamıyor. Golü de yok, asist de yok. Golü de yok, asist de yok. Yani şimdi hangisi daha verimli? Ya bir de iki takım futbolcusu. Kıyaslama ama. Ya bunu zaten hocalar yapıyor ki bunu. Aynen öyle. Bizde hoca yapıyor yani. Hoca yapıyor. Tercihini de yapıyor. Performansına göre. Saç çektirmeye gitmiş Sinan bu arada İstanbul'daymış. Nazım Arslan İsa Genç yazmış. Bizim İsa Genç. Sinan'ın hakkını yemeyin demiş Nazım Arslan. Nazım Arslan 3. golü beğenmiş. Oktay Öncül 2. golü beğenmiş Mehmet Güley. Böyle devam edip gidiyor. Evet Mehmet Güley. Peki şey mi acaba? Kadir Özkader, Ozan Sol ve Ahmet Sakan'ın golleri demiş. Mehmet Ali abimiz Mehmet Ali Aygün bence ilk golü atan Ahmet Sakan'ın Cüneyt Arkın abisine havada uçarak gitti demiş. Maçın kırılma anının Kerem'in sakatlanması olduğu hiç mi bir katkısı olmaz takıma haftalardır demiş. Mehmet Güley. Yani katkısı evet. Yani bir şey vardı. Kerem'de orta yapma özrü var. Evet. Orta yapamıyor. Bir tane orta yaptı. O da etkili oldu. Evet. Ona da dokunamadılar. Biraz ona çalışması lazım Kerem'in. Bu takımda oynayacaksa kusura bakma. Orta yapmayı bir şekilde çözecek o sorunu. Sanki oraya iyi bir transfer mi gerekti ya? Vallahi bilmiyorum. Sen diyorsun ya sadece Oğuzhan bir sabek oynayamıyor. Oynayamıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yani geçen seneyle bu sene arasında o mevkide bir farkımız yok. Yok. Yani. İsim değişikliği var. Sadece isim değişikliği var. Yani Serkan da Kerem oldu. İsim değişikliği, şekil değişikliği falan yani. Aynen, belki öyle. Forma numaraları değişik. Çorum FK19 Thomas'ın golü demiş. Nihal Turfan da Thomas'ın golü demiş. Mehmet Güley.
Thomas da golü de beğeniliyor bu arada. Onu tabii söyleyelim. Tek vuruş, düzgün bir vuruş. Evet Sayın Mehmet Güneş, şimdi de gelelim Urfa Spor maçına. Deplasmanda pazartesi, gelecek hafta pazartesi günü saat 20'de Urfa Spor ile zorlu bir 90 dakikaya çıkacağız. Urfa Spor'un durumu belli, 14 puanda kalmış. 15. sırada geçen sene şampiyon olacağız diye bize çok zorlamışlardı ama biz şampiyon olmuştuk. Peşimizden de onlar gelmişti. Şimdi geldikleri noktada ise 14 puanla 15. sıradalar ve zorlu geçeceğini düşündüğüm maçlardan biri olacak bence. Evet, atladığın yorumlar var. Özelden yazmış bana daimi atladığım yorum, takipçilerim çok fazla herhalde. Evet. Ama çok özelden fazla şey yaptığı olabilir. İçin çok iki tanesini fazla olabilir. İki tanesini söylemeden geçemeyeceğim. Onlar birisi Sedat Ek, Çepni Mahallesi muhtar adayı. Nazar değmesin futboluna, Çorum Futbol Kulübü'nün futboluna diyor. Bir diğeri de memleketin en genç karizma muhtarı. Seni çok beğenmiş, kıyafetini yakıyor diyor Ali Bey. Efendim çok ondan teşekkür dolayı ederim. Onu da söylemeden ve geçemeyelim. Mehmet Muhtarlar Saati'ne hoş geldiniz. Bu arada Mustafa Ercan yazmış. Çorum FK'nın değerli yöneticilerinden. Ozan Sol'un golü efsane. Sebebi de önüne alışı. Üst düzey golcü kontrolü bence o sebepten dolayı güzel demiş. Katkılarından dolayı Sayın Mustafa Ercan'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bütün gollerimiz güzeldi. Evet. Hakikaten güzeldi. Hazırlanış açısından da Ozan'ın pası, sanırım Ferhat'ın attığı pas bir yaklaşık 30-35 metrelik bir pastı. Evet. Çok gerilerden gönderdiği çok düzgün bir pas. Evet. Ozan'ın alıp alması, kaleciye geçmesi, çalımı, vuruş şekli. Zaten bu vuruş şeklini biliyoruz. Ozan'ın vuruş çok garip bir vuruş şekli var. Top böyle sakin sakin gidiyor. Bir bakıyorsun ya böyle mi vurulur diye içinden o sitem edesin geldiği anda bakıyorsun top içeride. Evet. Ozan'da öyle bir farklı stili var ama ben yine söylüyorum bana göre en anlamlı olduğu için takımı kendine getirdiği için Ahmet Serhat'ın golü. Yani o hazırlanışla falan alakası. Hazırlanış da önemli. Ortası tabii Ozan'ın ortası, Ozan'a pasın çıkarılması. Erhan Algır da Sayın Ali abi, Mehmet Güley hayırlı akşamlar diliyorum. Ferhat Yazgan'ın asisti ve Eren'in golü diyorum demiş. Bu arada Ferhat Yazgan'a ben bu köşede, bu haftaki köşemde de ayrı yer açtım. Sanki bir maestro gibi abi. Ya bu kadar akıl dolu paslar, evet. Bu kadar biraz kendine önce geldi Ali. Evet. Kendine geldi. Gerçekten Ferhat ıslıklanıyordu. Ferhat tepki alıyordu. Bu tribünler tepki de gösterdi Ferhat'a. Oyunla kötü oynuyordu. Evet. Kötü pas atıyordu. Pas atıyordu. Hakikaten öyleydi yani. Klasına hiç yakışmıyordu. Ya işte bir dokunuş ama ya. Bir dokunuş abi. Hepsi bir dokunuş ya. Bir hoca değişikliği. Hoca değişikliği. Yoksa zamanı mevki mı? Değişikliği bana göre de Ozan'a yüklenir Ozan'a diyorum. Ferhat'a yüklenilen bir de sorumluluk var. Pazubant. Tabii. Yani onun da sorumluluğuyla beraber aynen. Ferhat bambaşka bir duruma geldi şu anda. Evet. Sayın Güley, Urfa'ya gelecek misin? Bu bir. Gelmeyi düşünüyorsun. Bu iki. Gelir misin bilmiyorum. Bu üç. Evet. Urfa'da zorlu bir 90 dakika. Urfa memleketimizin her ili, her bölgesi çok güzel ama Urfa'yı hakikaten ben çok bir farklı bir seviyorum. Atmosferi olarak, şehrin tarihi yapısı olarak, insanların sıcakkanlılığı açısından olsun, mutfak kültürü açısından olsun. Hakikaten Urfa'yı bir farklı seviyorum, beğeniyorum. Urfa'ya gelmeyi istiyorum inşallah ciğerci nasip misin? Olursa da. Ben ciğeri sevmiyordum, Urfa'da sence, yemeye başladım. Sence ciğer, Urfa ziyaretinden sonra yemeye başladım, evet. Ciğeri sevmiyordum. Sence, hakikaten. Diyarbakır'ın mı, Urfa'nın mı ciğeri? Urfa. Diyarbakırlılar biraz daha büyük doğru. Ben Urfa ciğerini ve sabah biliyorsun saat, orada. Sabah namazıyla beraber evet. Orada o şey başlıyor, ciğer servisleri. Urfa maçı, maça gelecek olursak Urfa maçı, Urfa Spor haftalardır kazanamıyor Ali. Yani evet. Hoca değiştirdi, yaramadı. Bir takım sıkıntıların içerisindeler şu anda. Ve bizim bu maçı da çok önemsiyorlar. Hocanın da açıklaması vardı bugün. Onlar da bu maçı belki çıkış maçı olarak görüyorlardır. Ama biz de artık içeride dışarıda
kazanmaya alışkın bir takım haline geldik. Normal şartlarda futbolun herhangi saha dışı etkenleri sahaya sirayet etmezse biz Şanlıurfa'dan da yine 3 puanla döneriz. Ama kazanamasak da kaybetmememiz gereken bir maç bana göre. Çünkü Urfa'da kazanması halinde ligde özellikle de playoff iddiası olan takımlar noktasında belli bir konuma gelmiş olacak. Bize de yaklaşmış olacak. Rakibinin yaklaşmaması adına kazanamasak da kaybetmememiz gereken bir maç. Evet. Normal şartlarda biz Urfa'dan da 3 puanla döneriz. Ama futbol dışı bir takım etkenler sahaya, ya hakem formsuzluğu olur, hatalar olabilir, başka şeyler olabilir. Bunlar futbolda yaşıyoruz yani. Türk futbolunda hele hemen her gün farklı şeyler yaşıyoruz. Bunlar etken olmazsa biz Urfa'dan da gülerek mutlu bir şekilde döneriz diyorum Ali. Halit Yıldız yazmış, iyi yanlar Urfa maçı alır demiş. İyi takip edilmek Urfa Spor'u bilemiyoruz. Erhan Erkan yazmış, İstanbul'dan hayırlı akşamlar, takıma sahip çıkmamız lazım. Seneye inşallah Süper Lig'e çıkarız demiş. Yani inşallah. Vallahi biz Süper Lig'e çıkarsak İstanbul'da kaç seyirciye oynarız onu da çok merak etmiyor değilim yani. Ben çok merak ediyorum. Yani çok fazla olmaz onu söyleyeyim. Musa Yaşa yazmış, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, iyi programlar, Bursa'dan selam, tebrik ediyorum. Çorum Spor'u inşallah bu sezon bir veya ikinci olarak ligde bitirir demiş. Yani her halükarda bizi gelecek sene Süper Lig'de görüyor abimiz. Evet, vallahi. Mehmet Güley, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Şimdi çok farklı bir mecradan olaya gireceğiz. Şimdi Yunus İşcan. 22 Şubat 2017'de Elbap'ta görev yaparken patlayıcı şehit temizliğinde şehit olan bir askerimiz, canımız ciğerimiz. Kendisi Tekirdağlı ama eşi Çorumlu. Ben biraz araştırdım hemen bana şey geldiğinde. Bu canımız ciğerimiz şehidimizin biricik evladı Çorum Spor'un Erzurum Spor'u 4-1 yendiği maçı tribünden izledi. Ülke Ocakları Çorum İl Başkanı Sayın Orhan Tosik de beraber maça geldi. Karşılaşmayı protokol tribünde Oğuzhan Başkan'la birlikte izlediler. Çok güzel görüntüler vardı. İşte Mehmet'e o şeyler geldim. İşte izliyorsunuz maçtan sonra soyunma odasına giriyor falan filan. Yani biz bu stüdyolarda, bu caddelerde, bu sokaklarda, bu şehirler arası yollarda, bu havalimanlarında rahat rahat geze. Bak maçtan sonra da aralarını almışlar evladımızı. Evet. Gerçekten tebrik ediyoruz Çorum Futbol Kulübü'nün yönetimini. Çorum Futbol Kulübü arkadaşlar sadece şey değil yani, takım sahaya çıksın, maç kazansın, üstlüklere çıkalım. Böyle bir kulüp de değil. Vefa üst düzeyde bir kulüp. Bütün böyle sosyal aktivitelerde gençlerin yanında, çocukların yanında, sakatlarımızın yanında, özürlerimizin yanında, şehit çocuklarımızın yanında görmek bizi gerçekten ama gerçekten çok mutlu ediyor. Biz şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisinden de biz razıyız inşallah. Öbür tarafta o da bizden razı olur. Evet Sayın Güley, görüntüler ortada. Oğuzhan Başkan şu an yanında görüyorsunuz. Muhsin Bey yanında, Yılmaz Bey yanında. Ne diyelim, nasıl cümleler kuralım bilemedim. Yani biraz da şey oldu şimdi. Biz rahat rahat burada sıcak sıcak program yaparken şimdi üst bölgelerinde karlı kışlı kıyametin döndüğü yerlerde bizi savunan insanlar var. Senin yorumların nelerdir? Ben çok fazla konuşamayacağım. Evet, bu evladımız hepimizin evladı. Bu evladımız şehidimizin bize emaneti. Evet. Bütün şehitlerimizin bize emanetlerinden bir tanesi. Bu evladımızın annesi de bize emanet. O şehidimizin hayattaysa annesi, babası da, kardeşleri de bizlere emanet. Onlar bu vatan için, bu topraklar için, bu bayrak için canlarını feda ettiler. Ve bunu yaparken de hiçbir çıkar gözetmediler Ali. Evet. Bizim de bunu sadece yapmamız gereken
geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkmak, onlara bir nebze de olsa mutluluk yaşatabilmek. Bu Orhan Başkan'ı tebrik ediyorum. Orhan Tosik. Ben de tebrik ediyorum. Başkan'ı evet, tebrik ediyorum. Sağ olsun. Çok büyük bir davranışta bulunmuş. Bu çok çocuğumuzu, bir insan ya Orhan Başkan. Belli ki bu çocuğumuz maça gelmek istemiş. Maça getiriyor. Futbolcuların eminim ki her biri ama orada bu çocuğumuz için bir şeyler yapmak istemiştir. En sevdiği futbolcunun formasını kesin almıştır. Kim istiyorsa. Yani. Olanları söyleyeyim. Yani orada değildim ama. Kulüp başkanı olsana zaten bu tür konularla ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Şehitlerden emine loja verildi biliyorsun. Lojası aynen var. Öyle bu statta Şehit tabii. Aileleri ve Gaziler Derneği'nin lojası var. Var. Adem Mert Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği evet. Başkanı. O lojada her hafta çok da muntazam bir şekilde organize ediyor. Her hafta şehit ailelerini, yakınlarını, gazileri konuk ediyor. Ayrı ayrı isimler, hep aynı isimler değil. Farklı farklı isimleri orada konuk ediyor, ağırlıyor, maç keyfi yaşamalarını sağlıyor. Dolayısıyla da güzel bir görüntü. Vefanın işte vefasızlık deniyor işte bu vefa. Ya vefayı yapmamız gereken bu işte. Yani bu vefa. Profesyonel futbolcu Sinan'a da tamam gereğini zaten yapmışız. Yani saygısızlık yapmamış kimse bir şey dememiş. Yani ama çok güzel vefayı buralarda. Bak Eren'le şu anda Eren'le evet, çok güzel evet, bir görüntüsü evet, var. Evet bravo. Tebrik ediyoruz futbolcu kardeşlerimizi de. Bu evladımıza da bizim hepimizin sadece bu maça göre değil. Evet. Bundan sonra da bu ve bu benzeri şehit yakınlarımıza, şehit ailelerimizi kendi ailemizin bir ferdinden farklı görmeksizin evet. Daha hassas davranın. Hassas davranıp yardımcı olmamız lazım. Bu bize bir borç Ali. Üzerimizde bir borç. Ekstra yapılması gereken bir şey değil zaten. Değil, asla yani, değil. Yani. Nasıl telefon faturanı ödüyorsan, ödemezsen telefonun kesilecek diye düşünüyorsan, nasıl bir ekmek su ihtiyaçsa işte tabii. Bizim bu imkanları sağlamamızda, almamızda canını ortaya koyan insanların geride bıraktıklarına sahip çıkmak da böyle bir borç. Ya gerçekten ben bu konuyla ilgili bize bazı insanlar çok şeyler diyorlar. Ben sağda solda diyorum ama desinler hiç önemli değil. Şimdi Çorum FK demek, Çorum Futbol Kulübü demek. Ama bu soyut bir futbol kulübü değil. Şimdi bakın bir sporcumuz bir müsabakaya gidecek. Sponsor arıyor, burada devreye giriyorlar. Şehit çocuğumuzu getiriyorlar, maç izliyoruz. Şehit Aileler Derneği'ne loca veriyoruz. Bir sürü bizi bilmediğimiz, duymadığımız yardımlar yapılıyor, şu bu. Onun için ben hep diyorum ya bu Çorum FK bir markadır ve bu marka bu şehrin markasıdır. Ali'cim şimdi aklıma geldi. Depremzedelere bak depremzedelere tabii ilk yardımı gönderen kulüp Çorum Futbol Kulübü. İlk tır giden yardımı için. İlk gönderen kulüp bunu, Çorum Futbol Kulübü. Arkadaşlar şöyle demeyelim ya tamam işte maçı yendim. Ha maç yendi kaybettikten sonra bazıları öyle yorumlar yapıyor ki insanın kanı donuyor. Ya ne oldu abi? Yani dünyada böyle bir futbol takımı yok. Var mı? Yani Mehmet Güley bütün maçları yani 80 maç yapmış, 80'de de gol yememiş, kazanmış bir futbol takımı var mı? Yok. Öyle bir şey yok. İşin biraz da bu tarafına da bakmak lazım. Onun için takdir ediyoruz. Gerçekten takdir ediyoruz. Bu ve bu benzeri şeyler bundan sonraki dönemlerde de sık sık gelecek gibi duruyor. Allah da hepsinden razı olsun. Kenan Tarı yazmış. İzmir'den selamlar. Çorumspor'a başarılar diliyorum. Evet Sayın Reci'den de yavaş yavaş anketimizin şeyini alalım. Onu da biraz sonra verelim. Çünkü yavaş yavaş sonuna geldik. Evet Burak Gündoğar demiş ki korner organizasyonu çok güzeldi. Gökhan Karadeniz çok güzel kontrol etti ve o gol olsaydı efsane olurdu demiş. Mehmet Güley hatırlıyor musun? Korner organizasyonunda Gökhan'ın? Gökhan Karadeniz çok güzel kontrol etti ve o gol olsaydı efsane evet, olurdu. Evet demiş. Evet çok mükemmel oldu. Atakan korneri kullandı ceza yayının üzerine Gökhan'a. Evet. Zaten ilk yarıdaki tek pozisyon diyebileceğimiz o pozisyon doydu biliyor musun? Evet. Ceza sahasının ceza yayının üzerine korner kullandı. Gökhan da gelişine vurdu. Direğin az farkla üstünden avuta gitti. Çok evet organizasyon güzeldi.
Tebrik ederim izleyicilerimizi. Yüksel Hun yazmış. İyi yayınlar, selamlar. Takım iyi gidiyor. Daha da iyi olacak inşallah. Ayrıca Thomas için o topla buluşturun, gereğini yapar diye ben yanıtmadı. Teşekkürler demiş. Daha da öncesi yazmış herhalde böyle bir izleyicimiz bir yorum. Onun dediği de çıkınca ben dediş yanılmam demiş. Teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Skor tahminin var mı Mehmet Güley? Nereden? Urfa ile ilgili. Urfa'da şimdi rakibini de kazanmak zorunda olduğu için ben sanki oradan beraberlik diyorum yani ya. Yani galibiyeti çok istiyorum ama içimden sanki orada bir beraberlik olacakmış galibiyet... gibi. Gollü bir beraberlik olacakmış gibi bir durum, bir his var. Aman Allah göstereyim, yenilmeyelim ya. Yok çok, ben çok o aklıma, aklımda yani. Hiç yok o yani. Gerçekten. Sanki bir beraberlik gibi. Yani bu da bize normal şartlarda biz güç olarak rakipten daha güçlüyüz. Evet. Ama rakibin içinde bulunduğu durum, kazanamıyor haftalardır, oradaki bir baskı. Dolayısıyla da sanki bu maçta bir beraberlik gibi. Mehmet Güley his beraberlik var dedi arkadaşlar. Haftaya olmayacağız. Bunu da hemen duyurusunu yapalım. Maç pazartesi günü olduğu için biz Urfa'da olacağız. O nedenden dolayı da bir ertesi gün, salı günü programı herhalde yayınlayacağız gibi geliyor. Bakalım. Eğer ekip halinde oraya gidersek oradan yapabilir miyiz onu bilmiyorum ama şu an ilk aşamada büyük ihtimalle salı günü yayınlanacak gibi duruyor program. Evet Sayın Güley, sen kimi seçmiştin? Ozan Sol. Ozan Sol, Erzurum maçını seçiyoruz. Anketinde %67 ile çok üzücü, ezici bir üstünlükle birinci geliyor. Peşinden Ferhat Yazgan %17, Erkan Kaş %7, Ahmet Sakat %12 ile anketimizi kapatıyoruz. Katkı sağlayan bütün seyircilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Mehmet Güley'e son sözlerin var mı diye soruyoruz. Teşekkür ediyorum. Bizi sabırla takip eden izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Sürçünisan etmiş isek affola. Hocamıza da biliyorsun programımıza katılarak katkıda evet. bulundu. Çok önemli açıklamalar yaptı. Kendisine de hem teşekkür ediyor hem başarılar diliyorum. Evet, Türkiye'nin en yakışıklı, en karizmatik, en hızlı, en çok iş bitiren muhtarı Salih Biçer yazmış. Karacaköy muhtarı kendisi 3-1 olur Urfa maçı demiş. Sayın Mehmet Güley, sen beraberlik diyorsun, muhtar 3-1 diyor. Muhtara sevgiler, saygılar sunuyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Sayın Teknik Direktörümüz Sayın Serkan Özbalta'ya telefonla bağlandı. Bize verdiği bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için, katkılarınızdan dolayı. Allah'a emanet olunuz efendim.